Evet sevgili arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı Cepheler konusuyla devam ediyoruz. Kitabımızda sayfa 87 ve 88. bölümlerde yer alan İstiklal Yolu başlığını ele alarak başlıyorum. İstiklal Yolu arkadaşlar önemli bir başlık ve 2021 AYT sınavında çıkma ihtimali çok yüksek bir başlıktır. Milli mücadelede cepheye silah ve erzak taşınan güzergahtır. Giriş noktası bakın İnebolu, ardından Ilgaz, Çankırı, Kalecik ve Ankara güzergahından deniz yoluyla buraya gemilerle arkadaşlar gelir mallar, ardından karayoluyla bu hat üzerinden Ankara'ya taşınır. Milli mücadele sürecinde kaynaklar Ankara'ya toplanır. Burada zaten savaş planlaması ve çalışmaları yapılır. Savaşlar bu güzergahtan devam eder. Batı cephesine özellikle Yunan'a karşı yapılan mücadelelerde İstiklal Yolu hattından gelen erzak ve silahlar çok ciddi kaynak sağlamıştır. Peki buraya nereden gelir? Özellikle İstanbul'dan kaçırılan silahlar gelecektir bu güzergahta arkadaşlar. Tamamen halk tarafından taşınmıştır, organize edilmiştir. Burada Şerife Bacı ve Halime Çavuş isimleri sembol isimlere dönüşmüştür zaman içerisinde, bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir diğer başlığımız Başkomutanlık Yasası sayfa 89'da yer alıyor. Burada şu dikkatimiz çekiyor. Biz birinci Nönü, ikinci Nönü savaşlarını kazandık İsmet Paşa komutasında. Ardından Eskişehir ve Kütahya savaşlarını kaybettik yine İsmet Paşa komutasında. Bu süreç ardından savaşları kaybetmemiz ardından TBMM'ye olan güven sarsıldı. Meclisi Kayseri'ye taşıma fikirleri gündeme geldi. Tekrar Kuvayi Milliye'ye mi dönsek? Düzenli ordu bu işi başaramayacak galiba gibi söylemler ortaya çıkmaya başladı. Pes etme yönlerine gidenler oldu. Bu şekilde muhalif cenah güçlenmeye başlandı. Asker kaçakları ortaya çıkmaya başlandı. TBMM'ye olan güven sarsılmaya başladı. Tam kargaşa dönemiydi ki Başkomutanlık yasası devreye girdi. Mustafa Kemal orada çok önemli bir kararla arkadaşlar meclis kararını arkasına alarak meclisin yetkilerini 3 ay süreyle, bakın burada şu dikkati çekmeli, 3 ay, niye 3 ay gibi bir sınırlama konulmuştur? Çünkü Mustafa Kemal meclisin tüm yetkilerini elinde tutarak aslında bir nevi padişaha dönüşmüştür Osmanlı mantığında. Tüm yetkiyi elinde tutarak Mustafa Kemal'in istediği böyle bir şey değildir. Bunun bir geçici süreç olduğunu vurgulamak istemiştir özellikle. Muhaliflerin güvensizliğini de bu şekilde devre dışı bırakmak istemiştir. Çünkü halihazırda Mustafa Kemal'e muhalifler yine meclis içerisinde yer almaktadır. Mustafa Kemal'e yetkiler verilmiştir ve Mustafa Kemal başkomutanlık yasasıyla askeri üniformayı tekrar üzerine giymiştir. Burada niçin böyle bir karar alınmış? Hızlı karar alıp hemen uygulayabilmesi için Mustafa Kemal'in zaman kaybetmeye tahammül yok. 3 ay sonra süre 3 ay daha uzatılacak. Ardından bir 3 ay daha uzatılacak. Sonrasında süresiz hale getirilecektir Başkomutanlık Yasası arkadaşlar. Mustafa Kemal başkomutan olduktan sonra Tekalif-i Milli emirlerini yayınlamıştır. Tekalif-i Milli emirleri meclis kararıyla değil Mustafa Kemal'in emriyle başkomutan olarak ortaya koyduğu kanunlar olarak ortaya çıkmıştır. Günümüz mantığıyla seferberliktir arkadaşlar. Herkes malını, mülkünü ortaya koyacaktır. İşte aracı varsa, öküzü varsa, kağnısı varsa bunu devlet için kullanacaktır. Çorabı, çarı, donu, gömleği ne varsa onu devlete vakfedecektir. Bir yeteneği varsa, demirci ise, terzi ise onlar devlet hizmetine alınacaktır ve devlet için çalışacaktır. Daha doğrusu o süreçte meclis için çalışacaktır. Henüz tam bir devlet yapılanması söz konusu değildir. Savaş halindedir meclis yapılanması ve milli mücadele ruhu için ortaya konmuştur. Tahıldan giyeceği her türlü ihtiyaçlar halktan karşılanma yoluna gidilmiştir. Tekalifi milli emirleriyle arkadaşlar gerçekten de işe yaramıştır. Bedeli sonradan ödenmek koşuluyla ve birçok ürünün %40'ı gibi bir rakam telaffuz edilmiştir. Ama insanlar neyi var neyi yok ortaya koyacaklardır. Bedelini de sonradan talep etmeyeceklerdir. Arkadaşlar milli mücadeleye gelen yardımlar diye bir başlığımız var. Ardındaki konuda
Gelen yardımlarda bakın Sovyet Rusya'dan bir yardım geliyor, Fransa'dan yardım geliyor, Hintli Müslümanlardan, Azerbaycan'dan, Kıbrıs Türklerinden ve Afganlardan yardım geliyor. Burada tam anlamıyla yardım geliyor diyemeyeceğimiz İtalya var ama bunlardan da bir destek alıyoruz. Çünkü arkadaşlar İtalya'da çekilirken silah ve cephaneleri bize satarak gidiyor. Aslında satma gibi bir durumu söz konusu değil, bırakıyor. Satıyor başlığı adı altında İtalyanlar kaynaklarını bize bırakıyorlar silah ve cephane olarak. Aynen Fransa gibi arkadaşlar. Bu iki devlet de giderken silah ve cephanelerini bize bırakıp gidiyorlar. Sovyet Rusya niye bize destek oluyor? Çünkü Avrupa'ya yakınlaşmamızı istemiyor. Komünizmi bize yaymak istiyor. Güneyini güvence altında tutmak istiyor. Emperyalizme karşı kendine müttefik oluşturmak istiyor. Silah ve cephane ve maddi yardımda bulunuyor milli mücadele sürecinde bize. Arkadaşlar en çok da bakın arkamızda duruyor. Yani milli mücadele sürecinde siyasi anlamda arkamızda durması bizim için gerçekten önemli oluyor o süreçte. Hintli Müslümanlar, bugünkü Pakistan halkı arkadaşlar bize destek oluyorlar ekonomik olarak. Azerbaycan, bir millet, iki devlet sloganımız vardır. Asya'daki kadim müttefikimizdir. Arkadaşlar bize destek oluyorlar. Bakın bu çıkma ihtimali, sınavda çıkma ihtimali olan yüksek bir noktadır. Çünkü yakın zamanda bir Ermeni sorunu yaşadı Azerbaycan. Ve bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti de Azerbaycan'a destek oldu. Hem siyasi hem askeri olarak. İşte bu mantıkla bu senede soru gelme ihtimali yüksektir. Bilgimiz olsun. Kıbrıs Türkleri milli mücadele için maddi kaynaklar topluyorlar, bize gönderiyorlar. Afganlı Müslümanlar da aynı şekilde bize altın, incik, boncuk ne var ne yok gönderiyorlar sevgili arkadaşlar milli mücadele sürecinde. Sakarya Meydan Muharebesi'nde geliyoruz. Kilit bir savaş. Çok önemli, çok mücadelenin çetin olduğu ve gerçekten ölüm kalım savaşı arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi. Çünkü Eskişehir Kütahya savaşlarını kaybetmişiz. Bu bölge elimizden gitmiş. Bakın şu bölge elimizden gitmiş. Mustafa Kemal başkomutanlık sürecinde başladığında orduyu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekmiş. Zayiatı azaltmak için. Burada bir toparlanma söz konusu. O esnada arkadaşlar Tekalifi Milli Emirlerinden çok fazla kaynak gelmiyor henüz Sakarya'ya. Tekalifi Milli Emirlerini biz aslında büyük taarruzda tam olarak kullanacağız. Sakarya'da Tekalifi Milli Emirlik kaynaklarını kullanmak istiyorlar ama tam anlamıyla dediğim gibi gelmiyor. Yeterli değil. Asker sayısı olarak, mühimmat olarak, cephane olarak, silah olarak Sakarya Savaşı'nda düşmandan eksiğiz. İlk etapta savaşı Yunan kazanıyor gibi duruyor. Birkaç muharebede Yunan atak ve önde geçiyor. Hatta Ankara'ya iyice yaklaşıyorlar. Ankara'da meclis konusunda tartışmalar başlıyor. Meclisi taşıma fikri tekrar o esnada bir gündeme geliyor. Lakin Mustafa Kemal burada çok kilit bir cümle söylüyor. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı kanımızla ıslanmadıkça terk olunmaz. Yani ya öleceğiz ya savunacağız. Ya burada öleceğiz ya burayı savunacağız, düşmana atacağız. Başka şansımız yoktur arkadaşlar. Son damla kanımıza kadar savaşacağız vurgusunu yapmıştır Sakarya Savaşı sürecinde. 22 gün 22 gece süren bir destandır Sakarya Savaşı. Necip Fazıl Sakarya şiirinde "Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna? Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir" gibi bir cümleyle şiirin bir bölümüdür. Arkadaşlar Sakarya şiiri çok önemli bir şiirdir. Bu da sınavda çıkma ihtimali yüksek olan bir başlıktır arkadaşlar. ÖSYM artık sonuçta konular aynı konular ve hep aynı tarz sorular döner dolaştır sorarlar. Yakın zamanlarda artık biraz daha böyle kültürel içerikli farklı yönlerden sorular da sormaya başladılar. Bu tarz detayları da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi önemli bir başlık dedik. Mustafa Kemal başkomutan olarak bu savaşta yer almıştır ve savaşı kazandık arkadaşlar. Savaşı kazanmamız ardından ortaya çıkan şu iki gelişme çok önemli.
Kars Anlaşması'nı yapıyoruz arkadaşlar. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'da. Aslında bunların hamisi, yani onları kontrol eden devlet Rusya arkadaşlar. Biz anlaşmayı bunlarla yapıyoruz, evet, ama arka planda Rusya var. Bu anlaşmada bilelim. Türkiye'nin doğu sınırı kesinleşmiştir. Lozan'da sınırlar çizilirken doğu sınırımız bu anlaşmaya göre şekillenecektir. Bunu da bilelim arkadaşlar. Gelelim Ankara Anlaşması'na. Bu da çok önemli. Fransa ile yapıyoruz bu anlaşmayı arkadaşlar. Fransa Anadolu'dan tamamen çekilme savaşı budur. Yani Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Fransa Anadolu'dan tamamen çekilecektir. Misak-ı Milli'yi resmen tanımış olacaktır. Güney cephesi kapanacaktır. Burada arkadaşlar sadece Hatay, Anadolu bizim Misak-ı Milli coğrafyamızın dışında kalacaktır. Özel statü de bırakılacaktır. Hatay dili Türkçe olacaktır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın mezarı Suriye'de bulunmaktadır. O mezarın bulunduğu alan Türk toprağı sayılacaktır ve orada Türk askeri yer alacaktır arkadaşlar. Halen de aynı şekilde burası o şekilde sayılmaktadır. Şimdi burada bir detayımız var. Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal'e gazilik ve mareşallik rütbeleri verilmiştir. Gazi savaşta yaralanana denir arkadaşlar. Mareşal de 3 defa Büyük Meydan Muharebesi kazanan komutanlara verilir. Burada şu detayı da vereyim. Soyadı kanunu çıkana kadar Mustafa Kemal Atatürk imzasını gazi olarak atacaktır. Bildiğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası vardır. Onu her tarafta görürüz. Ama o imza öncesinde Mustafa Kemal gazi olarak imza atmıştır. Sakarya Savaşı sonrasından soyadı kanununa kadar sevgili arkadaşlar. Evet, Sakarya Savaşı da bu şekilde. Büyük taarruzu bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. İyi dersler diliyorum.